Çizgim değişti. Türkiye'de tutun derseniz anlatmaya bir yerde görürsünüz zaten. Değişti. Nerede? Hani bunu ben şeyi tek söylemem ama ben hiç bakmam. Değişiyoruz. Ben tanıda kaldım. Gelin burada yaptım. Geçen proses olurum. Şimdi mevcut içerisinde bulunduğumuz alanda 3 tane temel çalışmamız yürüyor. Bir tanesi anasonla ilgili. Biliyorsunuz anason eczacılık sanayinde ve bunun yanında alkol sanayinde kullanılan önemli bir memleketin ürünü. Burada amacımız bu çalışmayla ilgili Tokat yöresinde 13 tane farklı genotip, bunların 3 tanesi standart ve tescilli çeşit. Bunların içerisinden en iyi verim ve kaliteye ulaşacak ürünü ortaya çıkarabilmek, eğer mümkün olursa bir sonraki aşamada Tokat'ın ürün deseni içerisine dahil etmek istiyoruz. Çok bildiğiniz üzere Türkiye'deki anason üretimi de alkol sanayinde kullanılıyor yoğun bir şekilde. Bizim burada amacımız, hani buradan çıkacak ürünün kalite içeriği olarak bir sonraki aşamada alkol için mi uygun yoksa eczacılık için mi uygun kısmıyla değil, ilk bu tarımsal üretimde bu ürünün bu ekolojide yetişebiliyor mu? Yetişebiliyorsa ekonomik mi değil mi? İlk onu tespit etmek lazım. Onu tespit ettikten sonraki aşamada sizin dediğiniz gibi çalışmalar da devam edecek. Eğer bir ışık ya da bir potansiyel görürsek. Şimdi anason böyle doğrudan sulanabilen alanlarda yetiştirilebilir ama aynı zamanda sulanamayan alanlarda yetiştirilebilir ki içinde bulunduğumuz ekoloji yıllık yağış itibariyle bitkinin ihtiyacını karşılayabilecek bir potansiyele sahip. Onun için sulanmayan alanlarda biraz daha ekonomik değeri yüksek olan bir ürünün yer alması amaçlanıyor. Şimdi burada iki tane başlık altında çalışmalarımız var. Bir tanesi oryantal tütünler içerisindeki yarı şark dediğimiz yarı oryantal tip tütünleri karakterizasyonu yapacağız. Bu ne demek? Türkiye'deki farklı ekolojilerde var olan, yani Türkiye topraklarının kendi özünde var olan yaklaşık 100 tane, 100-120 tane farklı genotipi biz arazilerden, farklı lokasyonlardan toplayıp bunu genetik karakterizasyonunu yaptık. Genetik karakterizasyon sonrasında anne babalık testleri sonucunda birbirinden %100 farklı olduğunu tespit ettiklerimizi araziye attık. Ve bu arazideki yaptığımız süreçte şöyle yapacağız. Bu ürünlerin kimyasal içeriği, verimi, kalitesi, bunların hepsini belirleyeceğiz. Bu belirlemelerin sonucunda şunu diyebileceğiz. Türkiye'deki bu ürünlerin üretilebilecek şu lokasyonlarda şu çeşit adayı ya da şu hat yetiştirilirse Türkiye ekonomisine şu kadar katkı sağlayabilecek diye ifade edeceğiz. Önceki bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 tane tescilli çeşitimiz var. Bizzat ekibin içerisinde kendimin olduğu ve daha önceki haberlerden de belki takip etmiş, görmüş olabilir vatandaşlarımız. Türkiye'nin ilk hibrit tescilli çeşitini geliştirdik ve bunları çiftçilerle buluşturduk. Şu an üretimde yer alıyor. Karadeniz bölgesinde Samsun ve Tokat'ın Erbaa ilçelerinde. Ve burada da yüksek verim ve kaliteli olduğu için çiftçimiz hem ekonomik anlamda daha fazla gelir elde etmiş oluyor hem de ülke buradan totalde daha fazla ekonomik gelir sağlamış oluyor. Bizim amacımız, gayemiz zaten üretilen ürünün raflarda kalmaması, sahaya inmesi, sahaya indikten sonra da hem bunu üreten kişinin kar etmesi hem de bu ürünü alan sektörün kar etmesi. Çünkü bu iş tek taraflı olamaz. Bu işin 3 tane ayağı var bize göre. 1- üretici ayağı, 2- araştırmacı olan biz üniversite, 3- bu ürünü alıp kullanan ve işleyen, piyasaya süren sanayi ayağı. Bu üçünün de ortak bir arada çalışması gerekiyor. Biz bugün bunu sağlayabiliyoruz. Bundan sonra da sağlamak istiyoruz. Amacımız herkesin kazanacağı bir süreklilik amaçlanıyor. Türkiye'de her yıl tescil amaçlı başvuru yapılan çeşitlerin birlikte FYD, farkındalık, yeknesaklık ve durulmuşluk testlerini burada biz bu kurumla birlikte de yürütüyoruz. Tütünle ilgili tabii ki bu. Ve bunun sonucunda bu kurum bu ürünlerin gerçekten farklılığı var mı, verim ve kalite açısından ya da diğer özellikler açısından uygun mu değil mi karar veriyor ve tescil olup olmayacağına da bu şekilde karar vermiş oluyor. Bu şekilde de bir desteğimiz var.
Thank you.